Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere vize sınavında da bu konuyla alakalı bilgi paylaşmıştım. Ben şimdi final sınavları için açık öğretim sınavına girmeye çalışacağım. Sizle birlikte sınavımı tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Google kısmına AÖF, AÖF yazmanız yeterli oluyor. AÖF yazdıktan sonra arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz ya da daha kestirme bir yol var. Gerçi hiç gerek yok. Şurada çıkan başlığa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir kere tıkladığınız an burada bir giriş ekranı çıkacak. O giriş ekranından sonra TC kimlik numaranızı ve bilgilerinizi yazarak giriş yapacaksınız. Ben öncelikle arkadaşlar sorumlu olduğum 3 tane dersten gireceğim. Ceza muhakemesi hukukundan sınava gireceğim arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi dersi seç ve devam et dedim. Toplam süre 30 dakika. Aynı zamanda 20 adet soru var. Burada çeşitli bilgilendirmeler var. Bu bilgilendirmeleri mutlaka okuyun arkadaşlar. Yalnız sınava başlamadan önce şunu kesinlikle söylüyorum. Asla ve asla kopya çekmeyin. Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum dedikten sonra sınavı başlat diyeceksiniz arkadaşlar. Ve sınavı başlatıyorum. Böyle bir ekran daha açılacak ve sınav başladı. Haydi bismillah. Arkadaşlar evet, bugünkü sınavımı tamamladım. Tüm soruları çözdüm. Yani vizeye kıyasla biraz daha zor geldi. Açıkçası onu belirtmekte fayda var. Bunun dışında tam beklediğim gibi olmasa da kötü geçti diyemem. En azından geçer not alırım ama daha iyi olmasını beklerdim. Açıkçası çok da iyi değildi. Fakat çalışırsanız gerçekten iyi olur. Ben zaten sadece 3 günlük çalışmayla girdim. Fazla çalışmadım. Şimdi diğer sorumlu olduğum 2 derse daha gireceğim arkadaşlar. Onlardan da girdikçe sizlere paylaşacağım. Burada gördüğünüz gibi ceza muhakemesi hukuku dersinin sınavını tamamladınız diyor. Ana sayfaya geldiğimde burada tamamlandı. Bir yeşil tik işareti çıktı. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu tamamlandı. Derse ait sınavınızı tamamladınız veya dersin sınavını bitir butonuna basarak sonlandırdınız. Bu arada şöyle bir şey var. Süre size fazla geliyorsa soruları çözdüğünüzde hemen orada dersin sınavını bitir butonunu tıkladıktan sonra sınavınızı tamamlayabilirsiniz. Herkese şimdiden başarılar.